Sevgili dostlar selamlar. Bir önceki videoyu hatırlayacaksınız. Neydi? Gaps davranışıydı. Ve bu videomuzda da yine başlığı okudunuz. Alkolizmdeki dengesizlikle ilgili gaps davranışı olan bir durumun yaşanmış bir hikayesini sizlere okuyacağım. Kitabımız Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu kitabı Dr. McBride'in sayfa 132. John her zaman sindirim sorunları ve alerjilerden şikayetçi bir GAPS kişisi olmuştu. Üniversiteye oldukça utangaçtı ve arkadaş edinmekte zorlanıyordu. Üniversiteye yeni başlamıştı ve derslerin ilk haftasında öğrenci arkadaşlarından biri tarafından bir partiye davet edildi. Parti bu öğrencinin evindeydi. Partide John'a daha önce hiç içmediği bir bardak güçlü bir alkol verildi. John bunu içti. Bundan bir süre sonra John dışarı çıktı. Arka bahçede bir balta buldu ve eve koştu. Onu çılgınca sallıyor, bağırıyor ve insanlara saldırmaya çalışıyordu. Neyse ki konuklar John'u zapt etmeyi ve baltayı ondan almayı başardılar. Sakinleşmesi ve güvenli biçimde serbest bırakılabilmesi için bahçedeki bir direkte 3 saat boyunca bağlı kalması gerekmişti. John'un bu nöbetle ilgili anıları çok belli belirsiz. Yani şimdi sevgili dostlar bu durumu bir düşünün. Eminim etrafınızda, ailenizde, akraba çevrenizde, arkadaş çevrenizde bu tip durumları yaşamışsınızdır, şahit olmuşsunuzdur. Bu insanlar çok iyi insanlar olabilirler. Kariyerleri çok iyi olabilir. Gözlerinize inanamazsınız yani yaptığı şeylere. Çok sevdiğiniz insanlar olabilir, eşiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız, ablanız, erkek kardeşiniz olabilir. Fakat bunun bir işte GAPS davranış bozukluğu olduğunu unutmayın. Bu iş güçlü bir bardak alkol sadece. Durumu ortaya çıkarttı. Aslında ki hani derler ya hani şişede durduğu gibi durmuyor. Aslında temel işte o değil. Yani biz her şeyi toplumda ezbere biliyoruz. Lütfen neden diye bundan sonra sorun. Neden şişede durduğu gibi durmuyor? Alkol içince ne oluyor? Ne oluyor da insan o hale geliyor? Tamam, içki içmeyelim. Ama ilk videoda, serinin ilk videosunda hatırlayacaksınız. Yeme içme bozuklukları ile ilgili herkes alkol tüketiyor. Herkes fırınlarda, sıralarda. Herkes marketlerde, kuyruklarda, kasalarda. Herkes alkolik. Yediğinizi, içtiğinizi zannettiğiniz, gıda zannettiğiniz her şey alkole parçalanıyor. Bu GAPS hastası olan bir kişinin yüksek dozda güçlü bir alkol alması sonrası ya da güçlü olmayabilir bu alkol ama 1-2 kadeh yerine 1-2 şişe içerseniz işte yine aynı sonuç ortaya çıkıyor. O kişi tanınmaz hale gelebiliyor ve yaptıklarını da sonra hatırlamıyor. Buyurun bakalım. O bakımdan ve bunun temelinin unutmayın. Yeme içme bozuklukları ile ilgili yine ta küçüklükte başlandı. Annelerin emzikleri şekerli suya batırıp bebeklerin ağzına vermesi. Çocuklara şeker, çikolata sürekli verilmesi. Daha geçen gün gördüm bir tane çocuk. Ne yapabilirim ki yani anlatabiliyor muyum? Bayramda dolaşırken, Ula'dayım şu anda bu arada. Muğla Ula'dayım. Bir tane işte o malum çubuklu, plastik çubuklu şekerler. Çocuk şekeri öyle bir emiyor ki ağzının içerisinde. Hepimiz yapmışızdır çocukken. Şu anda ben gerçek yüzünü görebiliyorum durumun. Ve bu çocuklar bağımlılığa işte bu şekerle başlıyorlar. Çikolatayla başlıyorlar. Bunlar acaba biliniyor mu, bilinmiyor mu toplumu yönetenler? Büyük yönetenlerden bahsediyorum. Liderlerden falan değil yani. Anlatabiliyor muyum?
Bu çok iyi bir konu ama şimdi videomuzu kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek lütfen farkında olun, kanalımıza abone olun, beğenin ve Türkiye'de şu farkındalığı birlikte oluşturalım. Sevgili dostlar, görüşünceye dek sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.